Evet. Mücahit kur odayı. Bu arada arkadaşlar bu Phasmophobia ile alakalı şey vardı. Şey söylemiştiniz. Hani bu yeni ekipmanlar, şuradaki ekipmanlar ne zaman gelecek? Nasıl olacak? Bakın burada bir sürü yeni ekipman var. Şimdi ben de bilmiyorum. Çünkü hatta yayının ortalarında, hatta biraz başlarında falan da söylemiştim. Bunlarla alakalı ben Temmuz ayının başlarında gibi düşüneceğim. O yöndeydi. Bilmiyorum. Bekliyorum. Hatta bak çakmak 3 çeşit. Zipball, işte normal kullandığımız çakmağın dışında bir de kibrit falan var. Acaba bunlardaki çeşit çeşit yapmalarındaki amaç ne? Onu da bilmiyorum. Mesela termometrenin bir ilkel, bir de teknolojik olan versiyonu var. Haçın 3 farklı çeşidi var. Mesela hani bir tane titanyum bu. Hani daha mı çok koruyor bilmiyorum. Ya da 3 kere mi koruyor? Bunlarla alakalı bir bilgilendirme de yapılmadı. Gaz lambası gibi mesela. Allah'ım be. Abi skorda bakar mısın? Bir şey söyleyeceğim. Burada hatırlıyor musunuz? Bir ara trolleme videosu yapmıştık ya. İngilizlerin, Almanların, Rusların falan olduğu odalara falan katılmıştık. Çok şeydi ya. Enteresandı yani. O bayağı sarıyor ya. Gidelim Müco. Büyük bir harita. Başlayayım mı? Başlat. Ekledin mi ekipmanları? Ayıp ediyorum. Götür bizi gidelim. Tangle'a mı gidelim, daha büyük bir haritaya mı gidelim? Sunny Meadows'a gidelim ya. Ne yapacağız Tangle'da? Yapıştır. Tangle'da Mangle'da falan ne işimiz var abi? Sunny Meadows var ya. Aslında var ya troll. Hatırlıyorsun değil mi o troll? Evet. O bağıran çocuk çok iyiydi. Çok iyiydi diyor. Abi, o şu... Şöyle. Bir arkadaşlar normalde video içerisinde var. Hatta kendinizi kurtarın gibi mi böyle bir başlık atmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Farklı sunucularda, hani bilmeyen, izlemeyen arkadaşlar için söylüyorum. Yabancı sunucularda aslında biraz troll gibi bir şey olmuştu, yapmıştık. Ve nasıl bağırışıyorlardı böyle çığlık çığlığa falan. Ben böyle oyunu sabote ediyorum, onlar anlamıyorlar olayın ne olduğunu. Hani benden kaynaklı olduğunu anlamıyorlar falan. Bu arada ne alacağız? Parabolik aldık. Ben telsizi aldım, dot tamam. Aldım, video kamera aldım. Ben fener aldım, parabolik aldım. Fotoğraf makinesi almaya gerek yok bence. Ben artık sadece hayalete bulup çıkıyorum ya. Parayla ihtiyacımız yok ya, fotoğraflar gereksiz kalıyor. Aynen. Sen nasıl telsiz aldın? İki tane telsiz içeride duruyor. Yok telsiz değil ya, dot aldım, defter aldım, video kamera aldım. Kapıyı kırmaya çalıştım ha. Bilinç altımda kalmış bir önceki oyunda. Tarot kartı var. İnanılmaz. Çekiyor mu? Bir dakika. Oğlum etkileşime bakmadan gidiyorum. Parabolik kafayı yedi ha. Böyle birkaç... Bir şey söyleyeyim mi? Bu adamın ortalarda olma ihtimali çok yüksek. Tarot kartı alıp yere attığım zamanki sesi algılıyor mu acaba? Belki onu algılamış. Muhtemelen olabilir. Bu oyunun ses optimizasyonu ile ilgili ufak bir problem var. Hala da devam ediyor. Bak şunu tak tuk vuruyor. Aynı zeminde gidiyoruz. Ses bir anda inceliyor. Evet. Kendimi buralara geldiğim zaman kendimi evimde gibi hissediyorum ya. Sanki böyle karış karış bütün haritaları biliyormuşum gibi. Neyin nereden çıkacağını biliyormuşum gibi. Bu arada Outlast Trials'ın ikinci chapter'ı inanılmaz daha beter. Daha kanlı, daha vahşi. Devil Class Nancy bayağı korkunç diyor. Evet. Han çok şey, kasaba çok sıkıntı Devor'da arkadaşlar. Kasabada girdiğiniz zaman o ateş eden adam var ya, tam bir manyak ya. Evet, adın her neyse
Mary Dexter. Senin için geldik. Çık. Kendini göster. Bir şey söyleyeceğim. Abi etkileşim dalga geçer gibi böyle iki oluyor, bir oluyor. Lan aşağı katta mı acaba ya? Kapıyı şöyle açtığın zaman veriyor mu? Tabii verir. Ya şu aşağı inelim ya, bence aşağı. Abi ben açmadım bunu. Ben yapmıyorum. Sen neredesin? Yanındayım. Morg'dan bir etkileşim aldım ama normalde parabolik orada 10 seviye gösteriyor zaten Morg'da. Şuradan bir inelim abi aşağıya. Evet ya, o koşarak ateş ediyor. Yani kasabadaki durum çok farklı arkadaşlar. Oha, kim bağırıyor lan öyle? Bakın arkadaşlar, bak burada şey var. Şu benim en sevmediğim pijamalı kız var ya, bu onun cesedi. Sen buradan kalkıp gelip bizi mi korkutuyorsun sen? Kalk sağol ya. Ha, kalp krizi. Hücum bence alt katın diğer tarafında bu hayalet. Ama akıl sağlığımız %50'lere falan düştü. Onu söyleyeyim. Evet. Ay, biri sürüyor. O ses efekti. İyi bak. Her ne kadar da böyle kendi evimdeymiş gibi hissetsem de bu harita beni hep böyle bir ateş basıyor ben buraya girdiğim zaman. Şartellere bakmadık ya. Girişte değil. Tamam, bunu açtık. Oğlum hayalet yok lan, şaka gibi. Mary Dexter, yaklaşıyoruz sana. Mary. Ben sana bir söyleyeyim, çıt yok, çıt. Bir de şey sayede uğraşta dur bakalım. Abi karış karış gezdik içeri. Ben açıyorum kapıları. Karış karış gezdik ya. Oğlum şuraya saklansak var ya, 6 ay arasa bulamazdı. Yukarı çıkma var mı? Burada var, aynen. Şöyle yapalım Mujo. Tarot kartını alalım, çeke çeke gidelim abi. Başka tür bulamayız bunu. Ama bir akıl sağlığımızı bir yenileyelim önce. Lan nereye çıktık? Koridorun en sonundan çıkmışız. Bebek sever gibi. Çıt yok ya. Hay. Birileri konuşuyor kendi halinde böyle. Lan acaba bahçede mi bu? Dur bakayım. Bahçede olma ihtimali de var ha. Buldum lan, buradasın. Mı? Değilsin. Tam değilmiş. Hayret küresini verse nasıl göreceğiz ki? Orada yağmur yağdığında daha tehlikeli oluyor. Hayret küresini hiç göremiyorsun. Ya da diğer projektör kanatı falan. Bak burada mesela ses çok sıfırlandı bende. Hayalet arkamızdan bir takip ediyor mu? Aha. Aha. Yaklaştım sana. Dolma ihtimal. Şuraya bir bak. Burada lan. Aha. Kapıyı kapattı. Av 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 av. Değil 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 değil. Al bu değil mi? Değil değil, gel odası, bu orasını bulduk. Odasını bulduk da biz neredeyiz şimdi? Ya burada ya yanda. Give us a sign. Mary Dexter, give us a sign. Show yourself, do something. Mary Dexter. Hücum burada ya da burada, tamam. Okey, iki seçeneği ama bak burada şunu oynattı. Şu arkada kavanoza vurdu. Buraya kurulalım. Tamam, kuruldum. Bir de çıkış nereden? Bana onu göster. Kuruldum diyor.
Bahçe neresi? Dur şöyle yapalım. Devam et düz. Arkana bile bakma. Bu arada yemek 5 verdi galiba ya. Yok bak, o etkileşim olduğu için dalgalanıyor ya yemek. Oradan kaynaklı öyle oldu. Gel böyle. Yok gelme böyle. Şu sola döneceğiz. Ya biz bu ışıkları açmadık mı ya? Açtık da sıkıntı hepsini yakamayız. Sadece o koridoru yakacağız. Hayalde de yakındaymış ha. Oğlum o şapelin arka tarafında. Niye hemen geldik? O korkudan kaynaklı olan bir şey. Ben iki tane içtim. Benim tansiyon var biliyorsun. Hadi ben de içeyim. Buradan bakalım mı bir odaya? Oradan odayı göremeyiz. Koridorları falan gösteriyor. Tabii, bak sana şöyle göstereyim. De... Gel böyle bak. Gel böyle. Bak. Ha sen bizim kamerayı gösteriyorsun. Tamam doğru doğru. Ben onu unutmuştum. İki tane kanıs verecek. Her zamanki gibi. Kabus girdik değil mi? Ha kabus. Tamam. Şimdi hayalet odası içeriye girdikten sonra sola dönüyoruz. Şuradan gidiyoruz. Arka tarafta iki tane tekli oda. Bak şurası. Ya nasıl göreceksin bunu? Şu odalar. Görüyor musun? Ben gördüm. Bu odalar. Şu ikisinden birinde. Kameramızı şu. Tamam haç aldım. Termometre aldım. Ben de her İsmail'e karşı tütsü çakmak ve telsiz aldım. Bir arada şu karakterini bir değiştir abi. Yıllardır aynı karakter. Arkadaşlar karakter. Müjo benim karaktere oyundaki şu kahverengi ceketli adamın karakterinden bahsediyor. Bilmiyorum böyle kaldı bu. Ben yani oyuna ilk başladığımdan beri böyle bu. Yani başka bir karakterle oynadığın zaman seni tanımayacaklarmış gibi hissettiriyor. Yetmiş altı 32 merkez. Are you here? Here dedi vallahi. Abi. Bir şeyi attı oraya. Ver abi şunu ver. Ver. Bu arada diğer odada galiba. Burada yemek 3. Yok burada abi. 3 derece burası. Are you here? 1 derece. Tamam burada. Ruh telsimiz var. Görevlerimizde tütsüyü... Mumu söndürmesen herkes sensörü varlığını tespit et. Av sırasında ayetten kaçma. Okey. Şunu fenerin önüne atıyorum. Acilen gidip ekipman alıp gelelim. Bunu haber abi. Telsiz var dedik. Dondurucu soğuk yoktu değil mi? Yok. Yani 0.3'e kadar düştü. Okey tamam. Burada, tam da burada saklanacak yer var abi. Hayalet küresi de yok. Mimik değil. Mimiği silebilirsin. Hemen hızlı bir şekilde şu hem görev ekipmanlarını hem de diğer ekipmanları alıp gelelim. Bir tane mum attım buraya. Hatta çakmağı da bunun yanına atayım. Elim boşalsın ki 3 tane ekipman alayım birden. Evet. Gittiğin yerleri aydınlatıyorum Mücahit. Allah razı olsun abi. İlk YouTube'da gördüğüm zaman da benim bu karakteri değiştirmedim. Doğru. Öyle unutuldu o ya. Öyle arada kaldı. Av başladı. Yemezler abi. Onları ben 100 leveldeyken yiyordum. Şimdi ne yapıyoruz? Tuz alalım. Ben UV götürdük mü oraya? UV götürdük abi. Ben tamam. De hareket sensörü aldım. Fotoğraf makinesi. Bir tane daha tütsü aldım her ihtimale karşı. Fotoğraf makinesi ve tuz aldım. Şey, mum alsaydım tütsü yerine. Ben de aldım tütsü. Yemeklin sesi buraya kadar geliyor. Duyuyor musunuz? Mum görevi var. İçeride mum nerede bulacağım? Oha hayatın ayak sesi geliyor lan buraya. Ne alaka? Av mı peki? Hayır av değil. Işıklar sabit.
Mary, sakin ol. Ortalığı dağıtmışsın Mary. UV nerede? Gördüm. Fotoğraf makinesi nerede? Oğlum, bizim ekipmanlarımız nereye gitti? Ha, burada. Yıvaz Esen. Yıvaz Esen tuza bastı. Right değil. Çiz hemen. Hayır, bu da hala. Abi konuşuyor paraboluya. Oğlum sen onu niye oraya koydun ki? Şöyle koyacağım. Bir yerde bir şey düşürdü ama yan oda galiba. Evet, yan oda. IMF 4 mü 5 mi? Hayır, bu değil. Ah be, ah be. Ya abi burada park. Defteri yazıyor. Spirit Poltergeist, Morai, Diogen. Morai ve Diogen olduğunu abi başladığı zaman anlarız. Spirit olsaydı şimdiye kadar çok fazla sıkıntı yaratırdı. Şunları bir ortaya toplayalım. Ekipman alalım mı peki? Bir tur daha. Yok, gerek yok. Abi ineme 5. 4. Bak. Ben hala spirit olma taraftarıyım. Tütsü bende. Sen de mi? Bir dakika. Şu diğer tütsümü bir alayım buradan. Şimdi kısa bir deney yapacağız. Defteri yazdı. Fotoğraf makinesi ver abicim. Bulabildiğimiz ekipmanları şuraya ortaya bir atalım. Arkada kovayı düşürdü. Yan odada gene bir şeye vurdu. Bunlar da sabit durmuyor ki arkadaş. Lan durun şurada bir. Bak ya. Yan odada herhangi bir şey yok. Hareket sensörüne geçmiyor bu arada. Geçmez çünkü şeyde. Kapının önüne gelmiyor. Abi bak, koyduğum gibi geçti direkt. Lan yürü git, kova başımıza bela oldu ya. Şimdi abi başlatacak bu kamera. Spirit değildir bu. Spirit olsa poltron olsa var ya, şunları ne güzel atsa değil mi? Aynen, tamam, bunlar bu kadar kalsa yeterli. Şimdi bu arkadaş bir tık, bu arada meğer olabilir mi? Karanlık ya. Parabolitan geçiyor. Poltergeist. Ben şöyle söyleyeyim. Şimdilik her ne kadar emin olmasam bile. Emin olmasam bile işaretleyeceğim. Çünkü. Aha. Oğlum kapı takıla ya. Takıla gidiyor lan. Ben mi halüsinasyon görüyorum? Sen şu tarot kartlarını alıp gelelim, gel. Buranın ışığı nerede? Buranın ışığı duvarlarda bir yerde de bilmiyorum tam. Burası orayı yakıyor. Sanıyorum şu duvarda falan olabilir. Veya arka köşede bir yerde olabilir. Tarot kartını alalım da artık ölürsek yapacak bir şey yok. Buraya kadar geldik. Kartları çekmeden gitti demeyelim. Hayalet ne? Hayaleti şimdi bulacağız. Bence Diyojin çıkacak ya. Diyojin çıkarsa çok efsane olur ha. Döner dururuz içeride. O zaman X-Sift dağıtıyorum ben. Ama hala hayalete yakın bir yer... Bu ne abi ya? Hayalete yakın bir yerde çekelim, gel. Bir dakika, buranın içine bir bakacağım. Bak, burada bir saklanma yeri var. Tamam mı? Aklında olsun. Gel. Buranın ışığı açık kalsın. Tamam.
Buraya hiç bulaşma. Çek mi Joe? Abi. Ulan ne uğursuz adamsın ya. Şuraya attım bak, kapının girişine attım. Kesin Diyojin. Evet Diyojin. Hayır! Bebeğim. Oğlum seni hızlandırmış olamazlar değil mi? Nazı bak bir koşuyor bir geliyor. Bak tamam. Konuşarak çözeceğimiz bazı konular olabilir. Doğru. Ama kafayı bana takmış olması hoş değil. Bence Mücahit'in arkasından da gidebilirsin. Gayet başarılısın. Yakalayacak bir de geliyorsun aslında ama. Diyojin'i yakalaman ilk oyuncu olmak istemiyorum. Senin av süren ne zaman bitecek? Sana kafayı takmış ya. Av hani süre bitmesi gereken. Hani ne bileyim. Ama başım döndü. Lan şuradan atlayacak diye var ya ödüm kopuyor. Düşünsene şuradan tak diye zıplaması. Biraz oku abi de. Sana yazıklar olsun ya. Gel çekilelim geri. Bitirelim bir şey ya. Neyi? Artı bitireceğiz de. Ha gerçi tütsü almaya gerek kalmadı. Büyük doğru şey var ya. Hatta ben şu feneri bile alacağım yani. Neredeydi? Burada mıydı? Diğer tarafta mıydı? Hı? Gel gel burada. Buranın ışığı niye söndü? Sıkıntı yok. Bak fenerimiz orada. Şu koridorun ışığını yakacağım. Kartlar burada. Koridorun ışığı da... Buradan bir yerden geliyor. Neyse. Tamam kartları aldım. Peki abi. Hayaletlerin kanıtlarında değişiklik var arkadaşlar. Diyojin. Hayır, hayalet Diyojin çıktı. Etkileşim, etkileşim. Gitme gel. Nerede? Önünden geliyor. Al. Yere attım önüne. Hermit Fool'a döndü. Şu an aletin nerede olduğunu bilmiyoruz değil mi? Devil kartı değişti ya, arkanda gelir eğer gelirse. Moon. Ah sıfırlandı akıl sağlık. Arkanda! Bak Devil kartı genelde çıktığında zaten sürekli olarak hayalet oda değiştiriyor. Ve kartı çektiğin yere geliyor ne hikmetse. Bak bir şey söyleyeceğim, o koridorun sonundaki kapı kilitli. Haberin olsun. Ben niye çömelerek gidiyorum? Düz devam et. Sağa döneceksin. Oraya değil, oraya değil. Gel. Ya ben burada dönerim. Ablacım. Bak Mücahit de var hani ne bileyim. E sen yolun sonu kapalı dedin bana. Ben mutfağa girdim vallahi. Abi bitti abi bitti. Evet abi bitti, arkamda kovalayan da şey zaten beni. Arkamı dönüyorum koşuyor. Önümü dönüyorum. Ha ben de uzak çünkü. Oo. Ya ben Coşkun tanımadım. Lan. Kapıya kafa attım. E sen ileride kapı kilitli dedin. Mutfağa yok girdin. Sola dönme dedim. Soldaki kapı yani zaman kaybetme. Soldaki kapı kilitliydi çünkü. Arkamdan geliyor öyle umarsızca. Ben de bari yemek pişireyim burada. Aynen aynen. Sen ocağın altını yak. Oha elimdeki çakmağı söndürdü. Oğlum senin hiç işin yok mu? Abi gel gel mutfağa girsene. Buraya kadar dönmüşsünüz be. Ulan iki tur attırdı be. E mutfağa girseydin ya yanıma. Lan. Abi kömür getirdim abi. Evet yayın. Şimdi bu artık son oyunumuz arkadaşlar. Kapatacağız. YouTube'a da evet atılacak. Merhaba, hoş geldin. A806 hoş geldin. Kartlar hayaletin odasının önündeydi. Hayaletin odası nerede? Bu ne? Böyle bahçeye çıkalım ya, bir de salalım.
Nefesi değil de şu kartları bulalım. Ha önümde, tamam buldum. Çekiyorum. High Priest kartı geldi. Oğlum çok şanslısın ya. Al. Ben o kart çektim ya. Muhtemelen ölecek şimdi bak. Yine o başlattı. Bak her halükarda bizim nerede olduğumuzu biliyor zaten. O yüzden. Oğlum Türkiye bak bak. Koşarak geliyor. Lan daha mı hızlandı bu? Hah Mücahit'e taktik kafayı. İşte bu ya. Koş Mücahit. Bırak boşver yakalasın Mücahit. Nasıl gülüyor? Ertuğrul gerici. Yakalanacağım diye korkuyor. Bak bir şey söyleyeyim mi? Çok yakın sana ha. Kapatayım önüne geçeyim mi? Engelleyeyim mi seni? Arada hızlı koşuyor ha. Mücahit yakalandı. Oha yakalandım lan. Ben şöyle gideyim de. Oğlum sen niye böyle bir şey yaptın? Şapele mi girdin tekrar? Ben bilmiyorum ne yaptığımı. Gel gel buraya gel. Ora nereye? Gel böyle gel böyle gel böyle gel. Bak. Aa bitti tamam. Şapelin bu tarafına gelecektim. Buradan uzayacaktık. Yani o zaman nasıl ya? Aa! Etkileşim ya bu da. Ya. Etkileşim etkileşim hızlı koşmuyor. Bu da hayalet bu arada. Evet yerini değiştirdi de şey nerede? Kart nerede? Oha! Deftere vurdu. Burada. Kartlar aynı yerde galiba değil mi? Aha. Bitirelim de gidelim. Ulan ne koştu be. Bende av süresi çok uzun sürmüştü. Kartlara da aynımız var arkaya, mı? Arkaya bakamıyorum. Gelecek. Ben onu bir yere attım ya. Şaka yapıyorsun. Vallahi. Şu ne? Evet, vers bana fener at. Ben o şeyleri bulayım. Biz ya çek geçtiğimiz yerlerdi gerçi. Geçtiğimiz yerlerde attım. Av başladı av. Lan nereden geliyor? Arkamdaymış. Bence Mücahit'e takmış olabilirsin kafayı. Mücahit hile yapıyorsun. Bu arada yerde sarot kartlarına da bak. Alo koşma. Oğlum çekilsene önümden kartları göremiyorum. Ya öldürdün beni ya. Aa Mücahit takmış kafayı. Oğlum kartları nereye attın lan? Öldün mü? Anasını sattım o hayalete. Adam simsiye olmuş. Yürü gidelim bulamayız kartları. Kim bilir nereye attı bu korkuyu. Bir dakika dur. Eğer avsa ölürüz burada. Şu kapıya bir bakalım. Avsa hemen şapele koş. Yok değilmiş. Bak bak bak. Kapıyı kapatacak bak. Manyaklar ya. Yanlışlıkla oldu ya. Elim kaydı. Evet gidelim. Geçim şu an. İyi geceler, iyi geceler kardeşim. Evet, hayatımızı bulduk. 575 olan para aldık. Ve görevimizi başarılı yapmış olduk. Ama tabii diğer fotoğrafları çekmedik. Amacımız tarot kartını kullanıp böyle etkileşimler yaratmaktı. Yaklaşık 3-4 kez de av başlatmış olduk böyle kovalamacı olsun diye. Her ne kadar Diyojin'de olsa gördünüz ben Mücahit'i kovalarken arkadan baktım. Çok yakındı. Yani bir an elini W tuşundan yanlışlıkla eli kaysa çekmiş olsa yakalanacak. O kadar yakındı yani.
Vallahi hayatım yani ilk defa Diyojen'i ölen insan olarak fazla fobya tarihine tarihe geçecek mi? Yükseldim herhalde. Ana 1399 seviye olmuşum. Ulan bir tane seviye vermemiş bak. Arkadaşlar bu arada yayına katıldığınız için çok teşekkür ederim. Yarın farklı bir oyun yayını da tekrar beraber olacağız. Bu arada yayındaki videolarımızı zaten YouTube'da paylaşıyoruz. Bilginiz olsun. Onu da tekrar bilgi vermiş olayım. Ya aslında yarın şey mi yapsak? Troll mü yapsak? Mücahit ne diyorsun? İki kişi girsek de sunucularla bile. Ha başkalarına mı? Yapalım ya. Sarar. Ben en son Kuruz'un hesapla gitmiştim. Ya banlanıyoruz değil mi öyle? Özellikle Ruslara yap diyor. Ya banlanıyor musun? Tabii şikayet olduğu zaman hani kalıcı ban atacaklarını çok düşünmüyorum ama hani bir ceza verebilirler. Atıyorum hiç başıma da gelmedi. Belki 2-3 gün veya belki birkaç saat. Deneriz. Problem değil ya. Evet.